Ve birçok ünlü ismin söylediği sözü ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait Beni Benden Alırsan adlı şarkı gelecek. 104 numarayla İsmail. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Çok çekiniyorum ama İsmail'i beğeniyor. Yani hem beğeniyorum hem de şarkıyı beğendim. Yani, o anlamda beğendiğimi söylemek istiyorum. O İsmail'ler yalnız İbrahim diye geliyor buraya. İbrahim Tatlıses'e de buradan sevgilerimizi gönderelim. Ben de sahnemin son yarım saatini hep İbrahim Tatlıses şarkılarına ayırdığım için en severek okuduğum şarkılardan bir tanesi. Çok fena bir şarkı. Çok da güzel okudun. Vallahi şahane yani. Bulgaristan'dan geldiğini de herhalde zaten değerli izleyicilerimiz fark etmişlerdir. Şimdi İsmail'in çok fazla hayranı var. Evet. Bulgaristan'da doğduğun yazıyor. Evet. Peki kökenin Bulgar mıdır? Evet, kökenim de Bulgar. Bu kadar güzel Türkçeyi bir de müziğin içine sokup solist olabilmen mucize midir peki? Bana göre mucize. Mucize gibi bir şey. Bana göre mucize. Teşekkür ederim hocam. Yani hem arkadaşlar, Orhan abi bütün devletler ve kökenler hakkında profesördür. 4 saat konuştu benimle. Her hafta keşke toplansak da 5 saat anlatsa. Şimdi vaktimiz yok diye anlatamıyoruz maalesef. Keşke şarkıları yarım bıraksak, yarı okusak da Orhan abiyle Bülent Hanım'ı dinlesek mesela. Öyle bir şansımız da yok. Çok hızlı konuşuyorum, farkındayım. Bulgarca başka bir alfabe. Yani bizim kullandığımız harfler de yok. Tamamen Rusça'nın, tabii işte hocam, Bulgarca'nın birbirine kardeş olduğu söylenir. Sen o dilden gelip de bizim kendi tınılarımızı ve makamımızı nasıl böyle okuyabiliyorsun? Nasıl bu notaları basıyorsun? Hayret. Ben bayıldım. Yorumuna da bayıldım. Lavaboya çok hızlı gittim geldim. Sanma ki seni dinlemedim. Hep böyle aman perdeler açık dursun falan. Puanımı sonraya bırakacağım. Orhan Baba'yla Bülent Hanım. Senin prostatın mı var? Ederim hocam. Asla. Sağ olun. Bülent abla ne yaptın Orhan? Ne bu böyle? Niye gitmiş bu içeri? Ben bunu anlamadım gittiğini bile. Bülent Hanım. Ne var canım? Bütün gece boyunca reklam vermedik. Bir saniye koştum lavaboya. Prostat mı olacağım illa? Ne bileyim ben senin, anlamadım. 43 yaşındayım daha abla. Olmaz daha o. Ha. Aslında da neden o gittin anlamadım. Tamam, bundan sonra lavaboda yok. Tamam. Puanımı sonraya bırakacağım. Hocalarımı dinleyeceğim. Daha netleşecek. Teşekkür. Senin orada şarkıların, çok pardon Orhan Baba, senin orada şarkıların Bulgarca, sen... Bulgarca şarkı okudum biliyor musun? Biliyorum, evet, Pitam duydum. Pitam Topoz Netno, şimdi unuttum, söylemeye vakit kalmadı. Biliyorum. Gittim Bulgar, Emanuel diye bir hanımefendiyi bulduk. Onunla düet yaptık, Bulgaristan'da bir numara oldu. Tabii, sanki biliyorum, öyle, bak tabii. Ben hatırlıyorum sen söyledin. Alkışlar Serdar abim için gelsin. Ben hatırladım bak. Ortaç. Ben hatırladım. Bir numara olduğunu söylemiyorsun Bulgaristan'da. Ne alem bir adamsın. Bir de ben de Bulgarcayı okuyabildim yani. O da enteresan. Becerdin bak. Ya. Hatırladın bir laf var mı? Yok. Bir dakika. Da deli non yaki prozyak nestatami. Böyle bir şey. Tabii. Ne dedi? Bence bu da bir mucize hocam. Bu siz da mucize. Siz de Türkiye'den geldiniz Bulgaristan'da Bulgarca okumak. Ama içinde prostat, şey. Prostata benzer bir şey getiriyor. Dikkat ettin mi? Da deli non yaki proznak neştat. Yani ablam haklı. Ne dedi? Evet. Ne diyor Allah korusun. Şarkının manası şarkıda ne? Ne diyor? Prostat ne diyor Ortaç? Verdim mi diyor? Ha? Ne yaptın? Sözü verdim mi? Da deli. Da deli non yaki proznak neştatami. Böyle bir şey işte. Evet Orhan abim. Bulgar o kadar arkadaş. Şey söyleyip sadece verdin mi diyor. Ha tamam. Ha tamam, özür dilerim. Burcu sen de anlamak istediğini anlıyorsun ya. Ne diyor? Ben de anlamadım. Şarkı ne diyor? Yani Serdar'ın söylediği kısmı ne diyor diye sordum. Verdin mi dedi. Ben de o kadar şey söyleyip sadece verdin mi kim diyor. Kim verdi? Bilmiyorum işte. Ne verdin ya, çocuğum? Ya yapma Bülent abi. Ay. Yok, oğlum neyi verdin? Bir şey vermedim hocam. Vermiş diyorlar. Kim diyor ne? Puan diyorum Orhan ha, abi verdi puan mi? Puan ver Orhan hadi. Birazdan puan. Şimdi demin çok önemli bir konuya temas etti Serdar. Şöyle ki Bulgaristan deyince
biz farklı algılayabiliriz ama şunu unutmayalım. Orada 3-3,5 milyon bizim soydaşımız var. Türk var orada. Soydaşımız var. Sağ ol hocam. Ve Bulgaristan tarih boyu yalnız Slavların değil, yalnız Kiril alfabesini kullananların değil, aynı zamanda bizim atalarımızın da vatanıydı. Şu anda Bulgaristan ismiyle orada dediğim gibi soydaşlarımız var. Ve miktarı da o. Bulgar'a da gelince, Bulgar'ın da anlamı Vulgari'dir. Vulgari Türklerine dayanır çok evvel ama asimile olmuşlardır. Şimdi buradan bakıyoruz ki şu anki söylediğimiz duygu tamamıyla bizim Türkiye'mizdeki duyguyla aynı duygudur. Çünkü onlar bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız. Onun için sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Berhudar ol. İsmail çok güzel bir yorum çıkardı. Çok güzel. Ve yalnız İsmail'in yorumunu beğenmedim. Arkada orkestranın bir yazısı, çaldığı yazılar vardı. Müzik yazıları tabii. Harikaydı. Aranjmanı kutluyorum. Partisyonlar. Orkestraya da güçlü bir alkış. Sağ olun. Ellerinize sağlık abi. Hepinizin aslanlar gibi duygularınızı ortada görüyoruz. Çok güzel yazılar, çok güzel duygular. Berhudar olun. Seni kutluyorum evlat 10 diyorum sana. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. Demet ablam sen de ver ondan evet. Sonra hemen yani puandan sen bahsediyorum. Sen de artık küçül tamam. Küçül herkese abla de deli mi ne indirebileceğim kafasını. Tamam Demet Hanım. Ha Demet Hanım. Hayır ona abla demen doğru. Ben bunlar hep ona bir Bülent şey getirmeyiz. Abla ne kadar. Aa minicik Bülent. Minicik ama. Minicik ama. Tabii. Demet on. Hanım buyurun. 10 ortaçım. Teşekkür ederim buyurun hocam. Efendim. Benden 10 üstü 10. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. İsmail, bu gece bir kere 10 verdim. 10 puan kullandım. İkinci hakkımı sana kullanacağım. 10 üzerinden 10. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam, siz 10 verdiniz. Değil mi? İsmail tam puanla ayrılıyor sahneden. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler gerçekten. Senin arkadaşların arasına uğurluyorum. Çok teşekkürler. Alkışlarla.